Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde pek çok kişiyi aslında aynalara küstüren bir problemi ele alacağız. Aynalara küstürdüğü kadar da önemli bir sağlık problemi olan aşırı tüylenmeyi ya da aşırı kıllanmayı konuşacağız. Tıbbi adıyla da hirsütizm hastalığını ele alacağız. Bu konuda bize Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda 55. Ulusal Endokrin Kongresi Genel Sekreteri Profesör Doktor Sait Gönen var stüdyomuzda. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra. Programın sonunda bir düzenlenecek kongre var, onu da konuşacağız tüm yönleriyle. Şimdi aşırı tüylenme ya da hirsütizm nedir, nasıl bir hastalıktır, hangi yakınmalara neden olur? Çünkü çoğu kişi bakar der ki ben galiba biraz aşırı tüylüyüm. Ama siz tıbben bir kişiye tanı koymak için kriteriniz nedir? Şimdi hirsütizm gerçekten kadınların, genç kızların çok ciddi problemi olmaya devam ediyor. Hirsütizm niye diyoruz? Erkek kadında görülen erkek tipi kıllanmaya biz hirsütizm diyoruz. Normalde yöresel, ırksal zaten biraz farklılıklar var kadınlarda. Akdeniz toplum insanı diğer bölge insanlarına oranla biraz daha işte kıllanma daha fazla olan grubu, popülasyonu temsil ediyor. Ama bir de hormonal bozukluktan dolayı olan bu tüylenme artışı var. Endokrinolojinin de esas ilgilendiği bu tüylenmenin hormonal bir sorundan mı kaynaklandığı yoksa idiopatik dediğimiz ırksal nedenlerden kaynaklandığının ayrımını yapmak da endokrinolojinin ilgi alanı içerisinde. Normalde tüyleri dünyaya bir bebek dünyaya geldiğinde çok ince tüyler vardır tüm vücudunda. Biz bunlara lanugo deriz. Daha sonra insanlarda olan böyle ince tüylere vellus deriz. Ama bizim sorun teşkil eden terminal kıllar dediğimiz ve androjen hormonların etkisiyle büyüyen hormon kıllardır. Bu sorun teşkil eden bunlardır. Yani kadındaki erkek tipi kıllanmaya biz hirsütizm diyoruz. Şimdi çoğu kişi, biraz önce programın anonsunda da söyleyeyim, aynalara küser. Aşırı tüylenme, kıllanma problemi yüzünden. Bunu daha çok bir estetik problem gibi görür. Hatta estetik amaçla epilasyona gider. Bu bir estetik sorun mudur yoksa ardında ciddi problemler yatabilen bir hastalık mıdır? Nedenleri sonra konuşacağız ama. Evet. Başlı başına bir estetik sorun ama bunların bir kısmı aynı zamanda hormonal bozukluktan kaynaklanıyor. Yani bu kıl foliküllerindeki testosteron ve dihidrotestosteron dediğimiz hormonların fazla olması kadında erkek tipi kıllanmaya yol açıyor. Ve bunun bu testosteron düzeyini artıran bir dizi neden var. Bunların araştırılması gerekiyor. Bunlar araştırılıp bunlar tedavi edilmeden epilasyona da gitse bu sorunu çözümleme şansına sahip değiller. Erkek tipi kıllanma derken, evet, hangi bölgelerde kıllanma, tüylenme varsa sorun oluyor? Tabii çene, kadınlarda yüz, çene, göbek çevresi, kuyruk sokumu, kollar, bacaklar ve biz bunları meme başı, göğüs ön duvarı, bunları biz zaten bir sınıflandırma ve skorlama yapıyoruz. Bu skorlamadaki değerlere göre hirsütizm var ya da yok diyoruz. Şimdi sizin dediğiniz demin bir noktaya ben takıldım. Evet. Şimdi kadında erkek tipi kıllanma, evet, hirsütizm. Peki bazı erkekler de görüyoruz çok aşırı kıllılar, tüylüler. Bütün vücutlarının her bölgesinden, boyunlarından, göğüs bölgesinden çok sert tüylenme var. Hirsütizm erkeklerde görülmüyor mu? Ya da testosteron fazlalığı buna neden olabiliyor olabilir mi erkeklerde? Tabii ki olabiliyor ama biz sorun olarak kadınlardaki bizim karşımıza çıkıyor. Yani işte sakal çıktığını düşünün bir kadında. Ve biz böyle çok çok sayıda hasta görüyoruz. Kolların, bacakların erkek tipi kıllandığını, toplumdaki algı da kıl erkeklerde zaten normal olması gereken ama kadınlara gelince olmaması gereken gibi bir algı da var. Bu algı da tabii ki önemli. Ve kadınlarda da testosteron hormonu var, üretiliyor. Nereden üretiliyor? Bunun %25 oranında böbrek üstü bezinden, %25 oranında yumurtalıklardan, overlerden, %50 de periferde dönüşerek
belli bir oranda bir testosteron hormonu kadında da var zaten. Ama bunun fazla olması, abartılı olması, yüksek olması hirsütizmin ana nedenlerinden bir tanesi. Bu androjen hormonların fazlalığı, bir diğer neden de kıl folikülünün duyarlılığının artması. Ve az önce önemli bir noktaya değindiniz. Evet. Oraya biraz sonra geleceğiz dedim. Kadında erkek tipi kıllanma aslında önemlidir. Ardında bir takım hastalıklar tabii aranır dediniz. Hangi hastalıklar kadında erkek tipi kıllanmaya yol açabilir? Biraz önce yumurtalıklardan bahsettiniz. Yumurtalıklardan salgılanan hormonda. Mesela yumurtalıklarla ilgili bazı problemler neden olabilir mi? Tabii ki olabilir. Polikistik over sendromu mesela. Bunlardan bir tanesi ve en sık hirsütizme yol açan nedenlerden bir tanesi polikistik over sendromu. Polikistik over sendromu kadınlarda adet düzensizliği ile birlikte olan hiperandrojenemi dediğimiz işte testosteron ve benzeri androjen hormonların yüksekliği ve ultrasonda çok sayıda kistin tespit edilmesiyle obezlerde rastlanan, büyük oranda fazla kilolularda rastlanan bir hastalık ve bunun da mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Polikistik over sendromuna yönelik tedavi verdiğimizde tüylenmede de azalma göreceğiz. Bir de bazen işte 40'lı yaşlarda aniden bir kadında çok büyük terminal kıllar çıkmaya başlar. İşte yüzde, göğüs ön duvarında, meme başı çevresinde filan çok büyük ve sert kıllar çıkmaya başlar. Biz bunlardan da korkarız. Ve genellikle over tümörlerinde bu tür tüylenmelerle, kıllanmalarla karşılaşırız ve mutlaka bunlarda overlerin, yumurtalıkların, böbrek üstü bezinin mutlaka incelenmesi gerekir. Şimdi over tümörü dediniz, yumurtalık tümörü halkın anlayacağı deyimle. Yumurtalık tümöründe herhalde hiç tüylenme problemi olmayan bir kadında tümörel oluşumla bir anda, birlikte bir anda, bir anda virilizan oluyor, over tümörleri diyoruz onlara biz. Bir anda böyle virilizm bulguları, virilizm de hirsütizmin ileri safhası. Yani nedir? Erkek tipi dazlaklık, işte frontal ön tarafta saç dökülmesi. Ondan sonra seste kalınlaşma. Adale yapısının erkek tipi olması gibi hirsütizmin bir ileri aşaması da virilizm. Ve bu yumurtalıkların o tarz tümörlerinde de böyle bir anda o tür kıllanma artışıyla karşılaşırız. Şimdi böyle bir problemi olan bir kişi hangi uzmana başvurmalı? Endokrinoloji uzmanına mı? Endokrinoloji uzmanı bir de kime denir? Söylenmesi zordur. Çoğu kişi endokrinoloji uzmanı, endokrinolog da diyemeyebilir. Çok da bilinmez. Evet. Siz evet. Endokrinoloji uzmanısınız. Sizler nelerle ilgilenirsiniz? Bu konu sizin konunuz. Tabii ki memnuniyetle. Şimdi endokrin, iç demek. Kron da salgı, endokrinolojide iç salgı bilimi olarak tarif edebiliriz. Yani organizmadaki hormonların rahatsızlıklarını fazlalığında ya da azlığında meydana gelen hastalıkların tamamını inceleyen bilim dalına endokrinoloji bilim dalı. Hormonun da zaten hormon kelimesi de Latinceden, Yunancadan gelme bir kelime, uyandırma anlamına geliyor. Yani bu salgılar gidip organizmanın bir mesela hipofizden, beyinden salgılanıyor ama gidiyor böbrek üstü bezinde bir farklı salgıyı uyandırıyor ve onun salgılanmasını stimüle ediyor ya da baskılıyor. Ya işte bunlar veya işte tiroid bezinde tiroid bezinin çalışmasını kontrol ediyor. Yani organizmanın komuta kontrol merkezi diyebiliriz aslında mesela bir hipofizi. Hipofizel alalım, bir dizi hormon salgılanıyor oradan. Bütün bu hormonal bozuklukları inceleyen bilim dalına da endokrinoloji denir ama endokrinolog bu hormonal bozukluklarla uğraşan uzmanlar. Bu uzmanlar önce tıbbiyi bitirdikten sonra 4 ya da 5 yıl iç hastalıkları ihtisası yaparlar. Sonra da 3 yıl yan dal ihtisası yaparlar. Endokrinoloji alanında ihtisas yaparlar. Uzunca bir eğitim döneminden geçerler. E tabi yani endokrinoloji ile ilgili sorun olan çok büyük hasta kitlesi var. Sadece diyabeti ele alsak bu ülkede en son 2010 yılında Türk Endokrinoloji Derneği Diyabet Çalışma Grubu'nun başkanlığında yapılan TÜRDEP çalışmasında erişkin nüfusta %13.7 diyabet görülme sıklığı. Bir o kadar da gizli diyabet, gizli şeker olan var. Yani erişkin nüfusta 4 kişiden 1 kişi ya da bu toplumun %30'u yani diyabet ile bir şekilde ilişkili. Sonra tiroid hastalıkları yine çok yaygın ülkemizde ve
böyle hirsütizm, metabolik kemik hastalıkları, lipid metabolizmasının hastalıkları, bunlar hepsi endokrinolojinin ilgi alanında olan osteoporoz alanlar. Da endokrinolojiyle osteoporoz, ilgili, kemik metabolizmasının mi? Hastalıkları. Tabii Türkiye'de de 410 tane endokrin uzmanı var. Çok az. Çok yani, az ve tabii. Bütün bu alanla, bütün bu hastalarla uğraşması mümkün değil. Onun için biz zaten ilgili branşlardaki arkadaşların, özellikle dahiliye uzmanlarının, işte osteoporozla ilgilenen fizik tedavi uzmanlarının veya tiroidle ilgilenen diğer branştaki aile hekimidir, hatta pratisyen hekim arkadaşların da, onlarda da farkındalığı artırmadığına bir dizi etkinlik yapıyoruz endokrinoloji derneği olarak ki hekimlerde farkındalığının ve toplumda farkındalığının artması, tabii ki bütün bu hasta yükünü bizim karşılamamız mümkün değil ama sorunlu hastalarda en azından bizlerle irtibat kurulursa... Pratisyen hekimlere, aile hekimlerine de yönelik herhalde tabii eğitim ki. Çalışmalarınız var değil mi? Evet, özellikle son yıllarda mesela Ulusal Endokrinoloji Kongrelerinde eş zamanlı toplantılar koyduk. Endokrinolog değilim, ne yapmalıyım? Evet, güzel yani, bir şey. Tiroid evet. hastalıklarıyla evet. ilgili endokrinolog değilim, ne yapmalıyım? Diyabetle ilgili endokrinolog değilim, ne yapmalıyım? Eş zamanlı toplantılar koyduk. Şunu sormak istiyorum. Bu konuda Buyurun. Da halkın kafası karışık. Şimdi endokrinoloji uzmanının olduğu bir ili, yoğun olduğu bir ili ki herhalde İstanbul En çok diyelim. İstanbul ve Ankara'da. Vatandaşın Evet. İstanbul'da ya da Ankara'da başvurabileceği endokrinoloji uzmanları var. Bir tiroid hastasını ele alalım. Evet. Tiroid hastasının tedavisini kim yürütmeli? Biraz önce söylediniz, endokrinoloji uzmanı değilim, ne yapmalıyım? Diyelim nükleer tıp uzmanları, guatr ya da tiroid nodülleri, az ya da çok çalışan bir tiroidin tedavisini yapabilir mi? Tabii tiroid hastalığı da ülkemizde çok yaygın ama tiroid hastalığının doğru tedavisi endokrinolojiden görüş alınarak ve endokrinolojiyle, endokrinologla birlikte götürülebilir. Yani tiroid hastalıklarında bugüne kadar işte bir dizi genel cerrahlar, nükleer tıpçılar falan tabii ki şey yapıyor ama esas ilgi alanı bunun endokrin uzmanları. Biz her yıl tiroid hastalıkları kongresi düzenliyoruz. En azından tiroidle uğraşan arkadaşlar hangi branşta olursa olsun bizlerden o konuda bilimsel de destek alabilirler. Kongremize katılabilirler. Mesela bu Kasım ayında yine Ulusal Tiroid Hastalıkları Kongresi düzenleyeceğiz. Tiroidde problemimiz şu tabii. Mesela nodül. Özellikle kadınlarda tiroidde nodül görülme sıklığı %20 ile %70. Şimdi biz bütün bunları ameliyat mı ettireceğiz? Hayır, tabii ki. Ama ne yapılması gerekiyor? O nodüllerden özellikle olanlarının takip edilmesi gerekiyor. Özellikle halk tabiriyle soğuk nodül denilen ve ileride kötü bir hastalığa dönüşme, tiroid kanserine dönüşme potansiyeli taşıyan nodüllerin mutlaka düzenli aralıklarla takibi gerekiyor. Tiroid kanserine dönüşme riski olan nodüller hangileridir? Bu arada son 2,5 dakika içindeyiz. Mesela nodülün tek ya da birden çok olması önemli midir? Kadınlardaki nodüller mi, erkeklerdeki nodüller mi önemlidir? Risk faktörleri nelerdir bu konuda? Şimdi tiroid bezini şöyle gözümüzün önüne getirdiğimizde tiroid bezi kelebek gibi boynun ön tarafında 20 ile 40 gram ağırlığında bir bez. Bu tiroksin dediğimiz bir hormon salgılar. Bu da vücuttaki bütün metabolik faaliyetlere katılır. Kalbin çalışması, bağırsakların, sinir sisteminin, ter bezlerinin. Burada bir fonksiyonel bozukluk olup olmadığını tiroid fonksiyon testleriyle anlarız. Fonksiyonel bir bozukluk yoktur ama yapısal bozukluk, sizin dediğiniz nodüller yapısal bozukluktur. Bazen aynı şahısta hem yapısal hem fonksiyonel bozukluk olabilir. Bunları ayırt etmek lazım. Bu nodüller erkekte daha az ama erkeklerdeki nodüllerden biz daha çok korkarız. Erkeklerdeki nodüllerde malignite riski daha yüksek. Ama kadınlarda %20 ile %70 oranında özellikle ultrasonla biz tiroid bezine bakmaya başladıktan sonra bu tiroid nodüllerinde de patlama yaşandı Esra Hanım. Eskiden de belki bu bir santimin altında nodüller vardı, görüntülenemiyordu. Ama şimdi artık görüntülemeye başladığımız için kadınlardaki nodüllerde de patlama yaşandı. Korkmamak lazım ama bir santimin üzerindeki nodüllerde biz ince iğne aspirasyon biyopsi yapıyoruz ultrason altında. Ve o nodülü hem ultrason görüntüsü hem biyopsi sonucuna göre takip alıyoruz. Bazen ultrason görüntüsü de bizde şüpheli nodül imajı verebilir ama biyopsi yaptık, orada da şüpheli nodül imajı geldiğinde mutlaka tedavisi cerrahiye yönlendiriyoruz.
Şimdi bunların hepsi zaten endokrinolojinin Evet. alanına giriyor. Evet. Endokrinoloji uzmanlarının alanına giriyor. 12. Avrupa Endokrinoloji Derneği Klinik Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Kursu uluslararası bir Evet. toplantı Antalya'da yapılıyor. 18-21 Ekim tarihleri Evet, arasında. evet. Bilgi verir misiniz? Kaç uzman katılıyor? Türkiye açısından çok önemli, sağlık turizmi açısından çok önemli. Ne tür gelişmeler var endokrinolojinin, endokrinolojik hastalıkların teşhisinde, tedavisinde? Çok kısa rica edeyim. Memnuniyetle. Şimdi ESE Avrupa Endokrin Kongresi Postgraduate kursunu Türkiye'de Antalya'da yapıyorsun. Önümüz bu ay içerisinde ve bizim uluslararası endokrin dernekleriyle yaptığımız bir dizi etkinlik var. Mesela Amerika Endokrin Derneği ile de önümüzdeki yıl birlikte bir toplantı yapacağız ve Amerika Endokrin Derneği'nin tarihinde ilk defa Amerika dışında yapılan bir toplantı olacak Çok bu. önemli bir şey, evet. Ülkemizde yapacağız. Yine Mayıs ayında yapacağımız Ulusal Endokrin Kongresi'ne Amerika Endokrin Derneği Başkanı gelip o da oturuma katılacak. Bir oturumda konuşmacı olarak bizim kongremizi destekleyecek. Bu önümüzdeki hafta yapacağımız kursa da Avrupa genelinden belki Orta Asya'dan belki Orta Doğu'dan 250 ya da 300'e yakın endokrinoloji uzmanı katılacak. Bu biraz üst düzey bir kurs. Her yıl yapılıyor. Bu yıl da İstanbul'da ülkemizde yapılması da gerçekten ülkemizin tanınırlığı adına da güzel olduğunu düşünüyorum. Konuşmacıların üçte ikisi yabancı, üçte biri de ülkemizdeki endokrin uzmanı hocalarımız olacak konuşmacı olarak da. Özellikle tıptaki gelişmeler açısından, bilgi alışverişi Endokrin açısından da çok alanındaki evet önemli bütün bir bütün toplantı. hastalıklar burada enine boyuna tartışılacak ve vaka takdimleri olacak. Yani zor vakalar burada birlikte uzmanlar tarafından tartışılacak. Sayın Profesör Doktor Sait Gölen, çok teşekkür ediyorum. Medikal'e katıldınız, Ben değerli teşekkür bilgiler ediyorum. verdiniz. Çok sağ olun. Sizi dinlerken şunu düşündüm bir yandan da. Tıbbın gittiği noktada özel kanalların, özel kanallara bağlı özel sağlık merkezlerinin, hastanelerin açıldığı bir ortamda çok kanal kanal dolaşan da hekimlerimiz var. Önemli olan tabii ki çıkacak programı halkı bilgilendirecek ama bu tür kongreleri de takip eden hekimlere öncelikle hastaların başvurmasının çok değerli olduğu kanaatindeyim. Ağzınıza Çok sağlık. teşekkür ediyorum ben de. Sevgili izleyiciler, bugün de bir Medikal'in sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar A Haber ekranlarında sizlerle yeniden buluşmak dileğiyle kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın, hoşça kalın.